Buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Kelle paça. Kelle paça. Ama asla böyle ağır Çin'deki gibi salgın yapmaz. Ama asla böyle hızlı yayılım ben beklemiyorum. Kelle paça. Kelle paça. Çünkü burada gen farkı çok önemli. Çünkü iki tane de makale var bununla ilgili. Çok iyi dergilere yayınlandı. Yani insanların genetik özelliği farklı olduğu için Asyalıları ve beyaz ırkı, siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Kelle paça. Evet. Kelle paça. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum. Kelle paça. Evet. Kelle paça. Çin'de görülen ve bugüne kadar birkaç yüz kişinin hastalanması ve 6 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının her sene bugünlerde görülen solunum yolları enfeksiyonlarından farklı bir tablo olmadığını yazmıştım. Kelle paça. Evet. Kelle paça. Bu salgının ekonomik ve siyasi sebeplerle bir korku ticaretine alet edilmesinin de kuvvetle muhtemel olduğunu bildirmişti. Kelle paça. Evet. Kelle paça. Nitekim bugün Çin borsasında düşüşler olduğu açıklandı. Amerika'nın ünlü CDC kurumu Çin'e seyahatlerde alarm seviyesini birden ikiye yükseltti ve Amerika'da aşı çalışmalarına başlandığı bildirildi. Ben demiştim. Kelle paça. Evet. Kelle paça. Neymiş efendim? Yarasanın çorbasını yapmış. Çorbayı içmiş. Oradan dünya çapında grip bulaşmış. Kelle paça. Evet. Kelle paça. Yumurta virüsünden korkmalı mıyız? Yoksa şu anda bütün Türkiye gereksiz yere panik mi yapıyor? Efendim bütün Türkiye değil, bütün dünya gereksiz yere bir panik içerisinde. Çünkü bu işin geçmişine baktığınızda en azından bir aylık bir mevzu var. Aslında daha öncesi de var. Ama baktığınızda zaten biz bu vakaların korona olup olmadığını da bilmiyoruz. Sonuçta bu bir aylık sürede 10 küsur milyonluk bir şehirde bugün itibariyle 400'e yakın değil. Can kaybı 20 bin civarında da enfekte olduğu düşünülen kişi var kesin değil. Yani bu şu demektir, burada aslında ciddi bir sorun yok. Kelle paça. Evet. Kelle paça.